Hepinize merhaba. Bu videoda size magnezyum eksikliği ve eksiklik olan kişilerin hangi tür magnezyum kullanması gerektiğinden söz edeceğim. Bu konuyu daha önce detaylı şekilde videoda anlatmakla birlikte bir özet geçmek istiyorum. Çünkü magnezyum eksikliği ülkemizde de dünyada da çok yaygın. Magnezyum en çok deniz suyunda ve toprakta bulunuyor. Fakat topraktaki magnezyum miktarı azaldığı için zaten besinlerle de almamız neredeyse olanaksız hale geliyor. Çünkü 20 yıl önceyle kıyaslayınca topraktaki magnezyum miktarı çok çok düşük. Hangi besinlerde magnezyum fazla? Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, tahılda, balıkta magnezyum oldukça yüksek oranda bulunuyor. Magnezyumun şöyle çok önemli değişik bir özelliği var. Şimdi bizim vücudumuzdaki kan elemanlarını düşünürsek hemoglobin var içinde, kanı oluşturan bir bölümü. Hemoglobinin içinde de demir var. Vücuttaki oksijen her yere bu demirle taşınıyor. Magnezyum da bitkiler için çok önemli. Çünkü fotosentezin yapılabilmesi için yine bütün o taşıma işlemini magnezyum yapıyor. Magnezyum insan vücudunda da %60'ı kemiklerde bulunuyor, %40'ı da kanda ve kaslarda bulunuyor. Magnezyum eksikliğinde en çok bilinen belirti kasılmaların olması. Özellikle gece böyle ayaklarda, parmaklarda kasılmaların olması. Bunun dışında uyuşmalar, bilişsel fonksiyonlar, işte hafızada bir problemler, bunlar da magnezyum eksikliği olabilir. Kasların iyi kasılabilmesi ve kas ağrılarının ortadan kaldırılması için de magnezyum önerilen takviyeler arasındadır. Özellikle fibromiyaljisi olanlar bunu bilir. Şimdi hangi çeşit magnezyumlar var? Magnezyum oksit, hidroksit ve sülfat. Bunların bağırsaktan emilimleri oldukça problemli olduğu için önerilen preparatlar değil. Göreceli olarak daha ucuz olmakla birlikte etki etmeleri oranları çok daha düşük diğerlerine oranla. En sık kullanılanlar ise sitrat, malat, glisinat veya biglisinat. Sitrat günlük kullanım için önerilen ve sıklıkla da kullanılan bir preparat, magnezyum sitrat. Kasılmalar için özellikle çok çabuk cevap verir, pastanın magnezyum seviyesini yükseltir ve bağırsaklardan emilimi yüksektir. Magnezyum malat yine bağırsaktan elin emilimi malattan daha da yüksektir. Her türlü kasla ilgili problemlerde yine bilişsel fonksiyonlarda önerilir. Magnezyum glisinat ve biglisinat yine bağırsaktan emilimi güçlüdür. Kardiyovasküler hastalıklar için yani önerilir. Bilişsel fonksiyonlar, hafıza için glisinat ve biglisinat önerilir. Bir de bir not olarak magnezyum sitratın ishal yapıcı yan etkisi vardır. Böyle bir etkisi olduğu için kabızlık çeken hastalara magnezyum verilecekse özellikle sitrat verilir ki kabızlık da bir şekilde kontrol altına alınabilsin diye. Bir başka formu ülkemizde bulunmayan magnezyum taurattır. Magnezyum taurat özellikle ritim sorunu olanlarda, kalp sağlığında kullanılan spesifik bir üründür. Ülkemizde sitrat, malat, biglisinatın bir arada olduğu üçlü formlar vardır. Doğal olarak bu üçlü formların hepsi bir arada olanların kullanılması rahatlıkla önerilebilir. Bu videoda size magnezyum eksikliği ve eksikliği olanların hangi magnezyum türlerini kullanması gerektiğini anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.